Sevgili izleyenler, Pegro kenti tanıtlı ve Pegro kent bu bölgede ne olacak? Tarım kentine neler getirecek, neler götürecek? Bu araştırmaların sonucunda buradan kurulacak ve ortaya çıkacak bir marka dünyaya yayılacak. Bu bölgeye has bir tohum, yerli tohum dediğimiz şeyi gerçekleştirecek mi? Bu noktada tabii ki iş akademisyenlere düşüyor, araştırmaya, geliştirmeye düşüyor. Ve bu işin bel kemiğinde de Pegro kent var. Pegro kentin genel müdürü Sayın Aydoğdu, şunu sorayım. Teknokent kurulduğunda yönetiminde yer alan insanlar bu işe hevesli mi yoksa sadece akademisyenlerden mi oluşuyor? Teknokentin yönetiminde yer alan sivil toplum kuruluşları bu işe meyilli mi, bu işe eğilimli mi? Veyahut da bu işi sadece işte ya Urfa'da bir şey kuruldu, biz de burada bulunalım denilen insanlar mı? Veyahut da bu teknokentin yönetimi gerçekten bölgede araştırma, geliştirmenin yapılması, markalaşma yolunda ivme taşı olacaklar mıdır? Evet. Şimdi gerçi teşekkür ederim. Güzel bir soru sordunuz ama aynı zamanda zor bir soru sordunuz. Her doğan bir çocuğun emekleme süresi vardır. Hı. Emekler sonra büyür, gelişir, koşmaya başlar. Biz şu anda ayaklarımızın üstünde daha duramıyoruz. Halen emekleme safhasındayız. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani faaliyete geçtiğimiz tarih 2014 yılı Aralık ayı. Hı. Bir tane girişimcimizi hemen bulduk. Akabinde işte 2015 yaklaşık bir işte 8 ay falan olmuş. 9. aydayız. Toplamda 11 tane girişimcimiz olmuş. Şimdi bu yeterli mi? Çünkü demin de arz etmişim sizlere. Dedim ki bizim hedefimiz şu anda %30 doluluk oran ama hedefimiz %80 olmalı. Çok daha ileriyi hedeflemeliyiz. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Birincisi Şanlıurfa'daki insanlara güveniyorum. Onların bu alandan faydalanmalarını istiyorum canı gönülden. İkincisi değerli rektörümüze şu anda Profesör Doktor Ramazan hocamıza güveniyorum. Onun desteklerine güveniyorum. Çünkü büyük oranda hep üniversitemizin desteğini gördük. Personel açısından şu anda ben orada görevlendirilmişim. 3 yıldan beri ben orada hizmet yapıyorum. Hiçbir karşılık beklemeden ve canı gönülden severek yapıyorum bunu. Aklımdan hiçbir şey de geçmiyor. Ama profesyonelce yapmak eğer gerekiyorsa ki böyle bir işte profesyonelce zaman ayırıp yapmak lazım. Benim esas itibariyle görevim bir akademisyenlik. Ben akademisyenim. Özveriyle buraya gelmişim. Benim yanımda başka hocalarım var. Bizim şirketin, yönetici şirketimizin ortakları var. 7 tane ortağı var. 7 tane ortağın ancak nispi olarak faydalarını gördük. Ama aslında ben arzu ederim ki onların çok daha fazla desteklerini görelim. Çünkü Urfa her şeye layık. Biz her şeyi Urfa için yapıyoruz. Ülkemiz için yapıyoruz. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Size müracaat eden firmaların bir tanesinin yenilenebilir enerji noktasında olduğunu biliyoruz. Evet. Örneğin Türkiye'nin en sıcak ili, güneşi en fazla gören iller arasında Şanlıurfa ve Mardin var. Güneş enerjisi noktasında bu bölgedeki bu tür firmaların gelişmesi noktasında, güneş enerjisiyle sulama yapma noktasında, insanları enerjiden elektrik enerjisinden kurtarma noktasında bir Ar-Ge çalışması ileriye dönük olabilecek mi? Ar-Ge çalışması tabii ki ileriye dönük olacak. Üniversitemizin de bu konuda çalışmaları var. Sayın hocam bu konuda çok daha detaylı bilgiye sahip. Bu alanda çalışıyor çünkü. Çalışmaları var. Eğer izin verirseniz demin ortaklar dedik. Evet. Ortaklardan şöyle birkaç madde halinde bahsetmek istiyorum, tanıtmak istiyorum onlara da. Bizim yönetici şirketimizin 7 tane ortağı var dedim. Kimdir bu 7 tane ortak? Harun Üniversitesi en büyük ortaklarımızdan birisi. Ticaret ve Sanayi Odası. Şanlıurfa Valiliği adına YİKOP, Ticaret Borsası, Progen Tohumculuk, TürkTED, bu da bir dernektir, sivil toplum ve Toru Porselen Sanayi. Katılımcılar bunlar. Şu anda mevcut olan firmalarımız var. Bu 11 tane girişimci firmamız var dedim. Hı. Özet olarak söyleyeceğim. Tarım alanında mesela 3 tane girişimci firmamız var. Şu anda faaliyet gösteren. Laboratuvar alanda çalışan iki firmamız var. Solar enerji ile ilgili, biyogaz ile ilgili çalışan girişimci firmalarımız var. Yazılım ile ilgili firmalarımız var. Ve danışman olarak şu anda faaliyet gösteren firmalarımız var. Toplamda 11. Ancak bu yeter mi? Aslında
bunun devamında bizim toplamda 14 tane bekleyen girişimcimiz var. Yani Şanlıurfa Teknokent'in ilgi odağı olabilecek bir konumda olduğunu anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum. Bu sırada bekleyen toplam 14 tane girişimciden yaklaşık 9 tanesinin yönetim kurulu kararı onaylanmış, çıkmış. Onların girişi bir an meselesi. Her an için gelip girebilirler. Fakat böyle bir sıkıntımız da var. Hep demin Arge'den falan bahsettik ya. Arge'nin bir sıkıntısı, kısa zamanda sonuca ulaşmanız lazım. Neyi nerede aramanız gerektiğini, hesabını çok iyi yapmanız lazım. Bunların bir kısmına ben gittim, görüştüm. Dediler ki hocam bir şey paylaşalım. Size biz projeyi verdik. Aradan kısa bir zaman, bize göre kısa bir zaman geçmesine rağmen şu anda bizim düşündüğümüz o projenin çıktıları raflara yerleşmiş. Ne yapabiliriz diye kara kara düşünmeye başlamışlar. Yani Ar-Ge demek bir proje düşündünüz, uygulamaya geçirdiniz, onu markalaştırıp paraya çevireceksiniz. Hı. Çok böyle uzun süre yok elinizde. Bol bol harcayacak, çok fazla bir uzun süreniz yok. Yani yaklaşık 14 tane, bunları ben teker teker sayıp da zamanınızı almak istemiyorum. Evet. Ama bu girişimciler gösteriyor ki geleceğe dönük bu bölgede Ar-Ge çalışmaların yoğunlaşacağını gösteriyor. Biz eğer neyi nerede arayacağımızı bilirsek, basit yani söylenmemiş söz yoktur derler ya, Nasreddin Hoca'nın bir şeyi var, fıkrası var. Nasreddin Hoca belki birçok insan bilir, seyircilerimiz bilir, sizler bilirsiniz. Nasreddin Hoca evinin önünde dolaşırken görülmüş, anahtarını kaybetmiş. Oradan gelen birkaç kişi hocam ne arıyorsun demiş. Demiş vallahi anahtarı arıyorum. Onlar da yardımcı olmak için sağa sola bakmışlar. En son hocaya demişler ki ya sen anahtarı nerede kaybettin? Demiş ki ya aşağı Bodrum'da kaybettim. Demiş Bodrum'da niye aramıyorsun? Demiş Bodrum karanlık, korkuyorum. Şimdi Ar-Ge'de aslında böyle bir şey. Yani sonucunun ne olacağı çok şüpheli. Başarılı olabilirsin, başarısız da olabilirsin. Bir fikir oluşur, çalışmaya başlamadan o senin fikrini bir başkaları hayata geçirir. Yani düşündüğünü en kısa zamanda hayata geçirmen lazım. Ama Ar-Ge olursa başarının sırrı bu. Ama Ar-Ge olursa hayata geçirilecek bir proje, böyle evet, karanlık olan bir noktada nasıl aydınlatılacağını, o projeye nasıl tutunabileceğini, nasıl topluma yön verebileceği noktasında Ar-Ge bir mihenk taşıdır aslında. Evet. Baktığımız pencereyle. Evet. Zaten şeyimiz de devletimiz de bazı alanlar bundan dolayı teşvik veriyor, destek veriyor. Evet. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 1,7 milyar sadece teknokentlerden elde edilen gelir var. Sadece teknokentlerden elde edilen gelir. Bunun karşılığında dışarıdan ithal edeceğin malzemeleri de üstüne koyarsan çok büyük, muazzam bir şey. Yoksa şöyle anlatır, teşvik, kolay kolay teşvik vermez devletimiz. Niye versin ki? Karlı gördüğü için veriyor. Bunu bilmemiz lazım. Ona göre faydalanmamız da. Peki hocam, Harran Üniversitesi'ne geçmiş dönemlerde güneş enerjisiyle elektrik üretme noktasında, enerji üretme noktasında çalışma vardı. Sonra bunun çiftçiye yönlendirilmesi noktası vardı. Güneş pili çalışması vardı. Harran Üniversitesi bu noktada çiftçiye yönelik, tarım kentine yönelik araştırma çalışmalarını, Ar-Ge çalışmasını yapıp topluma veyahut da çiftçiye yönlendirme noktasında bir çalışma yapacak mı geleceğe dönük? Tabii önce bilinenleri bir çok hızlı bir şekilde yani yaptı. Şimdi bazen Ar-Ge'ye de ihtiyacı olmayan çok basit teknolojiler var. Yani şimdi mesela dediğiniz güneş enerjisiyle sulama. Çok büyük Ar-Ge gerektiren bir konu değil. Yani bu kuruyorsunuz sistemi. Şimdi şöyle olmuş olsaydı, hani bütün kuyular çalışıyor, bütün kuyuların başında bir tane güneş enerjisi, herkes bu şekilde bekliyor. Bu şekilde bekliyor. Burada müthiş bir Ar-Ge çıkardı ortaya. Yani Ar-Ge çalışması çıkar ortaya. Yani ben nasıl ucuza üretirim ya da yüzde verimi nasıl artırırım gibi. Problemimiz tabii Urfa bölgesinde insanımız, yani konumuz değil ama ya bak, kaçak elektrik varken ne diye Ar-Ge yapayım ki? Şimdi bu tıkıyor işi. Ama tabii son dönemlerde bu kaçak elektrik bunları kurtma noktasına getiriyor. Ya 5 sene sonrasını düşün. Ben şimdi çiftçilerimize sesleniyorum. 5 sene sonrasını düşünün. Öyle ya da böyle. Şimdi
elinizdeki bu elektrik gidecek. Yani bedava elektrik 5 sene sonra biter. Hı. Şimdi 5 sene sonrasını, Ar-Ge bu zaten, 10 sene sonrasını Amerika'da firma var. Bir şey, Thomson Extra bir firmaydı. Biz diyor risksiz işe girmeyiz. Şimdi Ar-Ge firması, trilyonluk bütçesi var. Risksiz işe girmeyiz. En az şu kadar seneden önceki fikirlere de dalmayız. Yani onu herkes yapıyor. Ben herkesin yaptığı işi niye yapayım ki diyor. Herkesin yaptığı işten para zaten %1, %2 kazanırım. Ben kazanacaksam %500'lük işe girişirim. Ar-Ge böyle bir şey. Şimdi 5 sene sonra elektrik enerjisi, yani kaçak elektrik bitecek. Peki o zamanki durumu şimdiden hesaplansa ortaya müthiş bir Ar-Ge çalışması çıkacak. Nedir Ar-Ge çalışması? Yani bu güneş enerjisiyle ilgili mesela biliyorsunuz güneş enerjisinin birkaç yöntemleri var. En basiti işte yerleştiriyorsunuz panelleri, oradan elektrik üretiyorsunuz. Oradan invertörler var. İşte motorun 220'sini çekecek invertör sistemleri. İşte ikincisi buharlaştırıyorsunuz, su buharlaştırıyor vesaire. Şimdi bunların hepsinde müthiş Ar-Ge çalışmalar yapılıyor şu anda. Fakat kritik olan şu. Şimdi yabancı bir ülke ya firma 1 milyar dolar Ar-Ge yaparak çıkardığın ürünün sırrını size vermez. Yani sırrını vermez. Nasıl verir? Motoru, 10 liralık motoru size 500 liraya satacak. Evet. Şu anda biz şu anda diyelim ki şu kadar çiftçilerimiz şöyle bir, ya bize bir yeter artık. Şu ucuz elektrik üreten bir güneş panelinden bir sistem çıkana zorlansa, bu sadece Harran Üniversitesi için de geçerli. Böyle bir zorlama olsa bütün üniversiteler buraya gelir ve der ki devlet de bu konuda zaten açık teşvik veriyor. Şu anda bile yenilenebilir enerjide sen diyor bir öyle yenilenebilir enerji sistemi kurarsan ben şu kadarını veriyorum diyor devlet. Hazır. 5 sene sonra devlet bunu demeyecek. Şu anda diyor bunu. Şu anda gelin atlayın ama şu anda ya böyle bir durum yok, boş ver denildiği zaman 5 sene sonra ne olacak? Bu sefer Alman malı, Çin malı ürünler dolacak. Şu anda Ar-Ge'ye başlasak 5 sene sonra belki 10 liraya elde edeceğimiz motoru şu anda Ar-Ge'ye başlamadığımız için 5 sene sonra 500 liraya motor alacağız. Yani şu anda başlayalım, ucuzlatalım şimdi işlemleri. Yani Ar-Ge deyince sadece motor sistemleri, diğerleri, kurumu hepsi Ar-Ge oluyor. Yani siz bir kaliteli teknisyene vereceğiniz para da bu Ar-Ge ürünü olur. Yani şimdiden başlarsanız o zaman 20 tane teknisyen üretirsiniz. Şimdiden başlamazsanız o zaman teknisyeni Almanya'dan getireceksiniz. Maaşını da 10.000 mark vereceksiniz. En basit olay. Yani şimdi yani ne kadar önce bu Ar-Ge mantığına önce şunu kabul etmemiz lazım. Ar-Ge mantığını böyle hani içselleştirme de kelime var şimdi bazı kelimeler. Ar-Ge yapmamız gerekir bu dünyada yaşamamız için. Yani bunu bir kavramamız lazım. Yani bugün 500 dönüm, 1000 dönüm tarlam var. Ben yan gelip yatsam da benim torunuma yeter. Hayır, torunuma yetmez. İşte 2 sene sonra çoraklaşır. Başka problemler ortaya çıkar. Yani dünya rekabet dünyası. Yani ticaret rızkın 10'da 9'u ticarette ve cesarettedir. Evet. Amerika cesursa Amerika kazanıyor. İngiltere ama Almanya cesursa onlar kazanıyor. Biz de cesur olalım. Cesurluk burada şu. Macera perestlik değil. Yani dediğimiz gibi ya isotu ben 20 liralık isot demin örnekten 200 lira nasıl satarım? Bir teşebbüs edeyim. Ne oldu? Sene sonra şu kadar iflas ettim. Olabilir. Birinci sene bayağı bir zarar ettin. İkinci sene müthiş bir kâra geçtin. Meyvesi ne olacak? Ar-Ge bu. Yani ben para yatırayım hemen kazanayım. Bu Ar-Ge olmaz. Yani bu Ar-Ge değildir zaten. %100 kazanç diye bir şey de zaten ticarette olmaz. Yani hiçbir ticarette %100 kazanç risklidir bütün. Kazançlar risklidir. Yani %100 kazanç ancak faiz sistemidir. Yani orada %100'lük var. Diğer bütün ticaretlerde risk vardır. Yani risk ne kadar artarsa kazanç da o kadar artar. Yani Ar-Ge demek risk demektir. Riske girmeye de insanımızın alışması gerekiyor. Yani bu kafa yapısını bir değiştirmemiz gerekiyor. Ben riske gireceğim demesi gerekiyor. Yani evet. Sayın Kaya şunu sorayım. Siz ben bu kentin tarım kenti olduğunu söyledim ama bu bölgenin en geniş tarım arazisine sahip olan bir bölge. Ama siz daha önce pamuğun kirlenmemesi için bir depo çalışması hazırlığı yaptınız. Şimdi de Viranşehir'de pamuk analiz laboratuvarının kurulması için ön ayak olmaya başladınız. Bu gelişmeler bu bölgenin tarımda ve sanayide daha ileri gitme noktasında bir hız ivmesi midir? Hızlı gelişme midir? Şimdi o pamuk temizliğiyle ilgili depolarımız pamuk temizlemesiyle ilgili değildi. O lisanslı pamuk depolarıydı. Evet. O bizim çiftçimiz
bazında, sanayicimiz bazında. İki, hem sanayici hem çiftçinin kullanacağı, çiftçinin menfaatine olan, sanayicimizin menfaatine olan, bizim hem pamuğumuzun kalitesini, hem onda teşvikler var, stopajdan muaf. Tasnif olayı var, kaliteli pamuğun kalitesinin ne olduğunu görecek. Pamuğun mikroner uzunluğu nedir, pamuğun renk özelliği, pamuğun kalitesini öğrenecek. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Onun çok kapsamlı, böyle başka uzun bir programda onu anlatmak istiyorum zaten. Onun Urfa'nın geleceğiyle ilgili, pamuğun geleceğiyle ilgili hem çiftçimiz bazında hem sanayicimiz bazından çok öncelikli, çok büyük katkılar sağlayacak bir proje. O Avrupa Birliği projesi. Şu anda zaten yapılıyor organize sanayide. İnşaatı da %40'ı falan geçti. İnşallah seneye onu bitirir. Seneye sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii o bizim elimizde olan bir şey değil. Avrupa Birliği'nin projesi. Avrupa Birliği'nin ihalesini yaptığı, süre verdiği bir proje. Hububatla ilgili de aynı bir projeyi yapmışız. O da şimdi öyle bir şey ki çiftçimiz ürününü, mahsulünü aldı. Mahsul zamanı. Deposu yoksa onu, saklama deposu yoksa, sakladığı zaman daha doğrusu daha güvenli bir saklayacağı bir yer yoksa satmak zorunda kalıyor. Hı. Satmak zorunda, o günkü arz ve talep mesela piyasa şartlarına göre, yani ucuza pahalıya bakmadan satmak zorunda. Fakat bu depolar öbür türlü de sanayiciye düşünecek olur. Sanayici örneğin ihtiyacı var, 500 tonluk bir deposu var ama ihtiyacı var kullanışı 3000 ton. Hem sanayici kullanacak bu depoları hem çiftçi kullanacak. İkisi tarafından da çok çeşitli, dedim ya başka bir programda uzun uzun anlatmak istedim. Çok büyük bir faydalar var. Çiftçinin örneğin hem stopajdan muaf olması bir katkı çiftçiye. Çiftçi bugün için 200 ton buğday sor koyacak yeri yok. Bunu lisanslı depoya götürdüğü zaman makbuzunu aldığı anda o anda ufak bir ödeme sıkıntısı varsa onu gidip anında bankaya verip o makbuzu anında kredi kullanabiliyor aynı gün. Mahsulünün uygun bir fiyatı olduğu gün de satabilir çiftçiyi. Yani o çiftçinin önüne bir nefes veriyor. Çiftçiye bir fırsat tanıyor. Çiftçinin malının kalitesinin ne olduğunu ortaya çıkarıyor. Bizim de Şanlıurfa olarak bizde üretilen gerçekten potansiyelimiz çok büyük bir potansiyel. Şanlıurfa'nın potansiyeli çok büyük. Pamuğun kirliliği yönünden bizim tarım ilinin bir komisyonu var. Onda bizim Borsa'da var. Kirli pamuğun çalışması ile ilgili o komisyonumuz da, tarım ilinin kurduğu komisyonla birlikte çalışmalarımız 3 yıldır devam ediyor. İyi de sonuçlar aldık. Çünkü pamuğu direkt bizde geçmiş yıllardan beri biraz daha önem vermiyorduk. Pamuğun, kütlü pamuğun özellikle tasnifli bir şekilde çekmedik. Tasnifli bir şekilde kalitesine göre ayırmadık. Bunlar şu anda Şanlıurfa çok iyiye gidiyor. Sanayicilerimiz bu çalışmalar neticesinde gerçekten tarım il müdürlüğümüz, bu komisyon, vilayetimiz içinde hepsi var içinde. İyi bir çalışma yaptılar 3 yıldan beri. Bunun da sonucunu veriyoruz. Fakat bu lisanslı depoların çok büyük bir faydaları var. Yani dedim ya çok uzun anlatacak, belki bir saat. Yani pamuğumu aldığım, analiz ettiğim kalitede saklama imkanına sahip oluyorum burada. En basite. O bir. Viranşehir'deki açtığımız şeye gelince pamuk laboratuvar. Laboratuvarını şu anda hazırlık yapıyoruz. Pamuk laboratuvarını inşallah oraya seneye yetiştireceğiz. O çalışmamız da bizim sanayicimiz açısından sattığı pamuğun kalitesinin ne olduğunu bilsin. Çiftçimiz o bölgede yetişen pamuğun kalitesinin ne olduğunu bilsin. Şimdi Viranşehir'de bir şeyi de kurduk. Bir önceki yıl. Hububat laboratuvarını. Yani hem bizim tüccarımız, hem sanayicimiz, hem çiftçimiz de ürettiği malın kalitesini bilsin. Şimdi çiftçi, örneğin komşu bir çiftçinin ürettiği malın kalitesini laboratuvardan duyduğu zaman, o fiyat farkında gördüğü zaman bir sonraki yıl tabii o daha iyisini üretmek için onu takip edecek. Bizim amacımız rekabeti geliştirmek. Kendi aramızda rekabeti geliştirirken kaliteyi bulmak. Şanlıurfa'da da bu konuda inşallah iyiye gidiyoruz. İşte üniversitemiz gerçekten çalışmalarıyla, Tarım Bakanlığımızın çalışmaları var. Eski Urfa'da bir sonraki yıl benim kendi gözlerim daha iyi olacağız. Bir sonraki yıl daha başarılı başlayacağız. Yani eskisi gibi işte Ege pamuğu kaliteli, fiyat farkı var. Gerçekten öyleydi. Şimdi öyle değil ama. Urfa pamuğu da, Urfa sanayicisi de, çiftçisi de şu anda Ege'den arasında olan eski makas farkını kapattık. Çok az bir şey kaldı.
beraber olacağız. Benim temennim daha da ileriye gitmek, daha iyisini yapabilmek. Her çiftçimiz gayret ederse, buradaki iş dünyası gayret ederse hem kirli pamuk toplamaktan kurtulur, hem plastik çuvallara koymaktan kurtulur. O Kadir Bey 3-5 yıl öncesine göre hep gerçekten öyleydi ama şu anda gerçekten çiftçimiz de biraz daha duyarlı, sanayicimiz de daha duyarlı. Yani eskiler gibi değil. Eskilerden çok söyleniyordu, şu anda iyiye gidiyoruz yani, çok iyi şartlardayız. Peki sizi Sayın Toray'a vermeden önce şunu da sorayım size. Geçmiş yıllarda işte pamuk rekoltesinde düşüş oluyordu bu bölgede çeşitli nedenlerden falan. Son yıllarda rekoltede yükseliş var mı? Rekoltede hiç düşüş yok. Yani öyle arazilerimiz var ki 600-700 kilo olan yerler çıkıyor. Yani şu anda 500'ün üzerinde pamuk rekoltesi alıyoruz. Buğdada 600-700 alınan yerler, çok yerlerimiz var. Hı. Buğdada da yani iddia ediyoruz Türkiye'de işte buradan Kızıltepe'ye kadar şu çizgide Şanlıurfa özellikle sert buğday, makarnalık buğdayı da en iyiyiz. Hem üretim bakımından hem kalite bakımından en iyi biz. Yani çiftçimiz de eski çiftçimiz değil. Kalitenin artık kalitenin biz kaliteyi zaten önem verirsek çiftçimiz de şu anda veriyor. Çiftçimiz de artık kaliteli buğday tohumu ekiyor, sertifikalı buğday tohumu ekiyor, pamuk da öyle. Yani Urfa'ya biz hep birlikte gerçekten el ele verirsek kurumlarıyla, sanayicisiyle, tüccarıyla, çiftçisiyle en iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Öyle de olmağına inanıyorum ben. Oluyor da inşallah, olacak da inşallah. Ya zaten temennimiz bu. GAP'ın başkenti diyorsak, gelişmede de başkenti olmalıyız. Başkentte olmaya gidiyoruz yani. Yürüyerek de değil, koşarak gitmemiz gerekir. Öyle düşünüyorum ben. İnşallah olur. Sayın Toru, ben size Teknokent'i sordum ama sizce Şanlıurfa sanayi alanda yeteri kadar gelişmeyi sağladı mı? Bu ARGE çalışmaları sanayi daha ileriye götürecek midir? Ben özellikle biraz önce de programı başladık fakat bizden önceki rektör bey, Profesör Doktor İbrahim Hayit Mutlu Bey'in, zaten Hasan Ramazan hocamız onunla birlikteydik, çalışmalarımızla birlikte. Onun da emeği çok oldu. Evet. Ben özellikle yönetimde olan dekanlarımız vardı. Emeği geçen ve Tekno kentin, Tekno parkın kurulmasına vesile olan tüm idarecilerimize, tüm yöneticilerimize ve tüm ortaklarımıza ben teşekkür ediyorum. Biz buranın temelini attık. Hı. Amerika'da Silikon Vadisi varsa artık Urfa'da bir teknopark vardır. Kimse benim bir projem var, nereye gideyim, nereye kalayım, nereden bunlarla ilgili yapacağım bir alan varsa şimdi ekranları başındaki insanlar da artık duysun. Urfa'daki yerde teknopark, zaten Mardin yolu üzerinde komple bir binası da var ve şu anda da teknoloji ve Sanayi Bakanımızın bir sürü para yatırdığı ve bu konuda bizlerin de bu konuda emek verdiğimiz bir iş. Tabii ki bunun gelişmesi belki 2 yıl sonra olur, belki 3 yıl sonra, belki 5 yıl sonra olur. Ama biz buranın temelini attık. Evet. Türkiye'de en iyi tekno kentlerle ilgili bilişim sektöründe söz sahibi olan ODTÜ, özellere baktığımız vakit Sabancı, evet. Yani birçok alana hareket edilir. Ben halkımızın daha iyi anlayabilmesi için bir de ticaretle uğraşan bir adamın söylemesi gerektiğinde örneğin teknolojik olarak daha önce floransa ampullerimiz vardı ama şu anlık tasarruf açısından da LED. LED'ler çıktıktan sonra şu anlık herkes hem tasarruf hem de daha fazla ışığın verilmesi için orayı tercih ediyor. Ve gittikçe yayılıyor. Türkiye'nin en çok sıcak bölgesi Şanlıurfa ise güneş enerjisinin bir an önceden kurulması lazım. Güneş enerjisini verildiği vakit kaşık elektriğe bile gerek kalmayacak. Ve o konuda Türkiye'nin elektriğin önemini Atatürk Barajı'ndan üretiyoruz ve Türkiye'ye yolluyoruz. İhracat da yapıyoruz. Ve en çok sıcak bölge Urfa ise güneş ışınlarının bulunduğu yer. Biz güneş ışınından istifade edip enerjiye tökersek en fazla sağlayabileceğimiz enerji de olur. Ben bugün biraz araştırmayla ilgili baktığım vakit Türkiye'de en fazla büyüyen sektör noktasında ikinci sırada hem enerji sektörü hem gazla ilgili hem elektrikle ilgili enerji sektöründe daha fazla yeni sektörler oluşuyor. Bir örneğini daha verelim örneğin. Şu anlık telefonlar, akıllı telefonlar. Bir 2 yıl, 3 yıl önce şimdi günlük hayatımıza giren sosyal medya. Evet. Bir 4 yıl önce, 5 yıl önce bu kadar yaygın değildi. Ama insanlarımız artık rahata gittiklerinden dolayı teknolojiyi en iyi kullanmak isteyecekler. Akıllı telefonlar çıktı. Daha önceki markalara baktığımız vakit bir Nokia S'ten söz sahibiydi. Ama Apple geldi. Hem markada yerini yükseltti hem de insanların ihtiyacına cevap verecek. Ama bunun birleşimi ne kadar yaptılar?
belki bir yıl sürdü, belki iki yıl. Hocamızın anlattığı gibi. Bunları yaparken 5 yıl, 10 yıl, 2 yıl sonraki projeleri ayarlıyorlar. Ama riske girmiyorlar mı? Giriyorlar. Bizden de gerçek odaklanacağımız bir fikri en güzel şekilde ve en kısa zamanda ve halkın tümüne yayacak ilgi ve odak noktasına girecek alanlara girmediğimiz vakit olmaz. Hı. Zaten ticaretin kurallarının da bu. Yani bir defa hangi işi yaparsanız yapın sevgiyle başlıyor. İkinci inanmakla başlıyor. İnanmadığınız bir işe girebilir misiniz? Sevmediğiniz bir işe başarılı olabilir misiniz? Hı. Ve bu yaptığınız olaylarla ilgili doğru proje ve doğru adımlarla gittiğiniz vakit Rabbimin izniyle de başarılı olmama ihtimaliniz yoktur. Peki Sayın Aydoğdu, şunu soracağım. Kısa cevap istiyorum. Evet. Şanlıurfa'da girişimci sayısı sizce yeterli mi? Yoksa 6. teşvik paketinde yer almamız noktasında bölgeye girişimciler daha çok geliyor mu? Şimdi bu konuda TEB yetkilileriyle bir görüşmem olmuştu. Hı hı. Bir sohbetimiz oldu. O sohbette bana söyledikleri dedi ki Şanlıurfa'daki girişimci potansiyeli son derece iyi. Ve bunu kendi kafamızdan değil, yapmış olduğumuz bir araştırma sonucuna dayalı olarak söylüyorum. Hı. Urfa'da girişimci sayısı çok yüksek. Potansiyeli çok yüksek diyor. Ondan aldığım bilgi buydu. Onu sizlerle, değerli seyircilerimizle paylaşmış olayım yani. Peki. Sayın Rektörüm, şimdi kayıt dönemi bitti. Üniversitemiz gelişiyor. Üniversitemize bu yıl öğrenci sayısı, kaç öğrenci sayısı geldi? Bu yeni gelen öğrencilerle birlikte üniversitemizin öğrenci kapasitesi ne oldu? Ve üniversitemiz geleceği ne vaat ediyor bize? Ondan önce isterseniz önceki soruyla ilgili girişimci. Evet. Şimdi otobüslerde ben İstanbul'da kalırken Cesur adı ilk defa şeyde Urfa Cesur gördüm. Yani o diğerleri de Cesur eki yoktu yani. Evet. Yani Urfalılar cesaretiyle ön planda demek istedim. Bu cesareti girişimciliğe aktarırlarsa gerçekten ciddi bir, yani bu cesaret, girişimcilik cesareti olursa müthiş bir potansiyel demektir. Bu cesaret kabadayılık olursa anarşi demektir. Yani şimdi yani orada girişimci dediniz. Girişimci cesaret ruhunu şeye aktaralım. Yani modern teknoloji aktaralım, gerçekten ortaya müthiş şeyler çıksın. Bu ne demektir? Riske girecek yatırımcı olsun. Yani parasını çöpe atmak değil, risk. Yani Arge parayı bir kısmını çöpe atmak gibi gözükür ama o değil yani. Yani siz 100 liranızın 98 lirasıyla Arge yaparsınız, 10 lirada borç alırsınız, 110 liralık Arge yaparsınız ama sonunda 5000 lira birden kazanırsınız. Arge böyle bir şey. Yani. Girişim. Şimdi konumuza gelince öğrenci sayımız, yani bu sene büyük yüksek bir doluluk oranı oldu. Boş yerimiz sadece %6-7 oranında boş kaldı. O da meslek yüksek okullarında. Yani kayıt yaptırmayanlar. Diğerlerinde şeyler yok. Boş yer, boş kontenjanımız yok. Yani inşallah biz şu anda tabii öğrencilerimizin en büyük problemi barınma problemi. Yani bu konuda işte TÜGVA geçen de şey, bir Karaköprü'de bir yurt açtılar, kiraladılar. Diğer yerler var. Biz kendimiz yurt yapalım diyoruz. Fakat burada da işte problem, şimdi şuraya bir yurt yapalım desek elimizdeki şeyler sınırlı. İmkanlar sınırlı. Şöyle üniversitenin yurt yapması diye devletin verdiği paradan burs, yani yurt yapma diye bu kavram yok. Onu kredi yurtlar yapıyor. Biz yapmıyoruz onu. Bizim yapabileceğimiz, üniversite çok zengin olursa, döner sermayesi vesaire çok zengin olursa oradan işte vakıf vasıtasıyla o paradan belki bir yapabiliriz. Üniversitenin o şekilde şu anda zenginleşmiş bir üniversitemiz yok. Yani döner sermayemiz bizim Ziraat Fakültesi'nin döner sermayesi var. Üniversitenin, hastanenin döner sermayesi var. O da borça gidiyor. Yani şeyde. Diğer Arge'lerden gelen döner sermaye var. O da çok cüzi kalıyor. Yani inşallah burada bir öğrencilerimizde en büyük problemimiz bu yurt problemi şu anda. Yani onların acısını çekiyoruz. İnşallah bu yurt problemini en kısa zamanda hallederiz. Gelecek sene için planlarımız var ama bu sene için ancak özel işte TÜGVA, TÜRGEV gibi onlar bu işe el attılar. Onlara yani çözerse onlara şey yapacağız. Kendi imkanlarımız, yurt imkanlarımız var ama o da tabii sınırlı şeyde. Yani o konuda Urfalılardan biraz anlayış bekliyoruz. Yani 5 öğrenci gelince ya 1500 lira demeyin, ya bir öğrenciye 700 lira deyin, sadakamız olsun deyin. Yani bu artık biraz şey davranın. Yani şu öğrencileri sizin misafiriniz kabul edin. Yani böyle gelmiş fırsat bu fırsat demeyin lütfen. Biraz anlayışlı davranın.
kimisinin parası, kimisinin duası. Yani bu gariban öğrencilerin duası da sizin için büyük bir duadır. Yani dua felaketi önler. Öyle düşünün. Yani evet, demeyin ya bu öğrenciye ben şöyledir, böyledir. Gariban bütün öğrencilerin duası duadır. Ya içinden teşekkür etmese bile hani meşhur şey vardır. Sen diyor bir ağaç dik. Bu ağaçtan işte kuş yese, kurt yese senin hesabına bir sevap yazılır. Hırsız bile gelse diyor senin hesabına bir sevaptır bu evet. Ağaç dik. Peki hocam şunu sorayım. Öğrencilerin bir ulaşım sorunu vardı. Zannedersem onu Büyükşehir'le görüştünüz ne aşamada onu bilmiyorum. Bir de tıp fakültesinin taşınması, Osman Bey kampüsündeki yerine geçme durumu vardı. O ne aşamada? Tıp fakültesi zaten taşındı. Hastane tabii. Evet. Halkımızın gözünde üniversite hastanesi. Şu an üniversite hastanesinin taşınması biz hızlandırdık. Yani bakanlıklar nezdinde girişimlerimiz oldu. Para konusunda bize büyük bir açıklık verdiler. Yani aletlerimizi alıyoruz. Şu anda aletlerimiz yerleşti zaten. Yavaş yavaş odalarımızı açıyoruz. Yani Kasım gibi inşallah, hatta daha önce düşündük Ekim gibi bir an önce açmayı planlıyoruz. Çünkü bütün doktorlarımız şikayetçi, bütün hastalarımız şikayetçi, bütün halkımız şikayetçi hastaneden. Ayrıca şimdi siz bu kadar büyük yapılmış büyük hastane, hiçbir özel şirket bunu bir saat bile bekletmez, hemen açar. Biz de hemen bir an önce açmak için çalışıyoruz. Yol kazası olmaz inşallah. Hani yol kazası dediğimiz şey de, yani inşallah o duruma gelmeyiz de, ben 99 senesinde ben İstanbul'da üniversitedeyken İTÜ'de şöyle bir yönerge gelmişti. Maaşlar dışında bütün ödemeler durdurulsun. Şimdi bu yol kazası olur tabii. Yani inşallah böyle bir yol kazasına uğramayız. Tabii biz bir özel şirket değiliz. Yani bu A taraftan paramız var da buraya aktaralım gibi bir lüksümüz de yok. Her şey iktidar siyasete bağlı bizde. Keşke öyle olmasaydı. Yani bu kadar bağımlı olmasaydı bir üniversite siyasete. Keşke o durum olmasaydı. İlçelerdeki meslek yüksek okullarımız var. Onların durumunun iyileştirilmesi, daha aktif olması noktasında da bir çalışmanız olacak mı? Yani şu anda öğretim elemanı aldığımızda öncelik onlara tanıyacağız. Şu anda öğretim görevlisi açığı olarak. Orada kapalı programlar var. Öğretim görevlisi yokluğundan dolayı onları bir an önce açmak için faaliyetteyiz. Tamir vesaire durumları var. Hızlı bir şekilde onların tamirine başladık. Yani bazıları baraka türü yerlerde kalıyor, bazıları. Yani burada gerçekten biz Urfalılardan biraz anlayış bekliyoruz. Ve şöyle, ya burası benim Urfam. Ben böyle bir okul görmek istemiyorum deyip gelip iyi bir okul yaptırması. Yani evet. Kenardan şöyle bakıp ya bu ne biçim okul demek değildi. Ya burası benim Urfam, böyle yakışmaz Urfa'ya. Ben yeni bir okula yaptırmak istiyorum. Nedir bu şey, gelin kaç para istiyorsunuz? Gelin şu okulu ben yaptırıyorum buraya, bina yaptıracağım gibi. Böyle evet. Fedakarlıklar bekliyoruz. Şimdi İnşallah da. Yani Urfa benim diyen Urfalılar. Ciddi, şimdi adamın 100 milyonluk, 500 milyonluk bütçesi varken gelip 10 milyonluk, 2 milyonluk bir yurt veyahut da bu okul yaptırması kendi hayrına, adına, biz de onun adını verelim oraya. İşte şu kimsenin yurdu diyelim, şu kimsenin binası diyelim. Evet. Peki arkadaşlar işaret edildi, süre bitti diyorlar ama ben son olarak Türkiye'nin gündemiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Harun Üniversitesi Senatosu terör olaylarını kınamıştı. Suruç'taki patlama ardından Ceylanpınar'da iki polisimizin şehit edilmesinden sonra kınama yayılmıştı. Türkiye'de çatışma ortamı devam ediyor. Herkes barış, huzur ortamının gelmesini istiyor. Bir üniversite rektörü olarak ne düşünüyorsunuz? Ya bu bir yangındır. Şimdi yangın çıkmışsa herkes ne kadar su atarsa yangın çabuk söner. Ne kadar gaz yağı dökerse yangın o kadar dağılır. Bu fitnedir. Fitne katilden beterdir denir. Bir katil bir kişiyi öldürür, fitne 5000 kişiyi. Yani ucu yoktur bir de. Ayrıca bir yangın çıkarsa yani çıkarması kolaydır. Bir kibritle bir evi yakarsınız ama söndürmesi öyle bir kişiyle iki kişiyle olmuyor. Şu anda yangın çıkarmak isteyenler çok. İç güçler, dış güçler. Yani biz kutuplarda yaşasaydık ya da Afrika çölünde yaşasaydık kimse Türkiye'yi bu kadar karıştırmak istemezdi. Hı. Ama Orta Doğu'da enerjinin merkezinde, ulaşımın merkezinde, medeniyetin merkezinde yaşadığımız için karıştırmaya çalışanlar çok olacak. Hepimiz yönük olmalıyız. Yani bu yangın şunu düşünmesin kimse. Ya ben bir kibrit atarım yanan yansın sonra bu memleket bana kalır. Hayır, yangın çıkarsa hepimiz yanarız. Yani bu herkes bu yangını bir şekilde söndürmeye çalışmalı. Kimse böyle tahrik edecek sözlerden kaçınması lazım. Yani benim bu sözüm nereye varır? Benim bu sözüm şu etki yapar. Düşünerek konuşmak lazım. Yani benim içimden böyle geldi böyle konuşayım. Yani bunu kimse yapmasın.
Yani dediğimiz gibi yangın hepimizi yakar. Evet. Sayın Kaya, siz büyük bir sivil toplum kuruluşunun başındasınız. Üyeleriniz oldukça fazla ve üyelerin çoğunluğu kırsal alanda huzur, barış ortamını bundan birkaç ay öncesine kadar isteyen insanlardı. Ve bunu tüm Türkiye'ye yaydığımızda siz Türkiye'nin bu ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi ben biraz önce de söyledim ya, belki 6 ay önce, 1 sene önce otursaydık farklı, daha farklı konuşurdu. Bugün yani gerçekten bu günlerdir şehit haberleri, bu gerilim ülkede. Hocamın söylediği gibi ben de diyorum ki bu geminin içinde hepimiz varız. Gemi batarsa hepimiz batarız. Şimdi 20 katlı bir binayı yapmaya kalk, belki bir yılda zor yaparsın. Ama yıkmaya kalk, birkaç tane dinamiti koy, bir saat içerisinde hepsini yıkarsın. Yıkmak çok kolay, yapmak zor. Ben bu memlekette doğdum, büyüdüm. Yani çocukluğumdan, aklım başıma geldiği günden hatırladığım kadarıyla Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Alevisiyle hep birlikte iç içe yaşamışız. Beraber sıra gezmişiz, beraber oda gezmişiz, beraber düğünlere girmişiz, birbirine kız alıp vermiş, kız vermiş, dayı yeğen olmuş, amca oğlu olmuş. Nitekim bir de hepimiz insanız. İnsan olarak bu fitnelere dikkat edelim. Siyasi partilerin de tümüne diyorum. Bu terörlerden, bu fitne, bu tür şeylerin içinde siyaset yapmasınlar. Bu tür şeyler her taraf için diyorum. Siyaseti bu tür olaylarda, terör olaylarında yapmasınlar. Biz insanız nitekim. Kardeş gibi gemi batarsa hepimiz batacağız. Ya yazık, bir insanın ölümü bile yazık ya. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Her iki taraf için de, her taraf için de diyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evdeki anne onu istemez. Hiçbir anne çocuğunun dağa çıkmasını da istemez. Hiçbir anne çocuğunun gidip şehit olmasını, askerde onu da istemez. Yani yazık, biz bu fitnelere dikkatli olalım. İç içe yaşıyoruz. İnsan nitekim ya. Cenab-ı Allah'ın yarattığı insandır. Birbirimize sahip çıkalım. İşte görüyorsun etrafımızda Suriye'nin halini görüyorsun. 7-8 yıl önce Suriye'ye gidiyorduk gezmeye. Gidip geziyorduk orada, yemek yiyorduk. Oradaki insanları görüyorduk. Burada şimdi ben Suriyeli mesela, Urfa'ya Suriyeli gelmiş diyorlar. Mesela Suriyeli tamam bize rahatsızlık veriyor, Urfa'ya zarar veriyor. Ama nitekim keyfi gelmemiş bunlar. Savaştan kaçmış. Her insanın içinde iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Kötüsü kötüdür, bizlere zarar verir, doğrudur. Ama nitekim iyisine ne diyeceksin? O küçük çocukların bir suçu var mı? Yok tabii ki. Yani tek çocuğuyla, annesiyle, kızıyla, ailesiyle bunlar savaştan çıkmış gelmiş. İyi kötü hepimizin bir sahip çıkmamız lazım. Nitekim insan bunlar. Ama etrafımıza bakıyorsun, Suriye'nin halini görüyorsun. Libya ne oldu, Tunus ne oldu, Mısır ne oldu? Kaç yıl oldu ya Orta Doğu'da? Ya sonucu nereye gidecek yani? Oradan vur, buradan vur. Orada sonuç? Böyle. Birbirimize yapıyoruz. Yazık yani, bir insanlara yazık. Bu fitneyi bırakalım. Sağduyuyla, bütün siyasi parti sağduyuyla birbirine kenetlensinler. Birbirine sahip çıksınlar. Özellikle konuşmalı dillerine dikkat etsinler. Peki. Yani ötekileştirme, atma değil de hep kucaklayıcı olsunlar. Ya insan içinde de böyle. Benden şimdi İbrahim ne kadar temsil birbirimize ettikleri... kırılsak da temsili olarak biz birbirimize el ele vermeye, kucaklaşmaya getirsek o adam imşer. Evet. Ama birbirimizi itele itele hepimiz iç içe yaşıyoruz ya. Fitneye dikkat edelim. Bu ülke hepimizin, yazıktır. Bir Suriye'yi anlattığım gibi yazık, o çoluk çocuğa, aileye, kadına daha farklı şeyler duyuyoruz, söylemek istemiyoruz. Halkın sesine kulak versinler. Halkın sesine kulak versinler ama hepimiz birbirimize sahip çıkalım. Evet Sayın Aydoğdu, siz bu Türkiye'nin bu durumunu nasıl yorumlarsınız? Tabii doğru. Yani hocalarıma söylenenlerin hepsine ben katılıyorum. Yani paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Ortak müşterekle hepimiz buluşabiliriz. Hepimiz insanız. Yani ülke bizim ülkemiz. Başka bir Türkiye yok. Gidebileceğimiz başka bir yeri yok. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz da yok. Yeter ki isteyelim. Ben bunları paylaşmak istiyorum. Sayın siz... Yani özellikle barış, huzur. Çünkü son bir aydır hiç kimse artık mutlu değil. Bir evde bir hasta olursa evin tümü hasta oluyor. Şu anlık bu olaylar ve şehitlerimiz Türkiye'nin
Edirne'sinden tutun ta Doğu Bersi, Hakkari'sine kadar bütün insanlara huzur hissettirir. İnatlaşmaya gerek yok. Birbirimizi gerçekten bir masada anlaşalım ve toplumumuzu halkın sesine kulak verelim. Çünkü ben bir tüccar olarak baktığım vakit, özellikle olaylara baktığımız vakit hem sivil halk, hem ticari arabalar, ticari iş yerleri ve özellikle buradaki huzursuzluk gerçekten farklı. Bunun benzetmesinde ben eski olaylara baktığımız vakit horoz kavgasına benzetiyorum. İki horozun birbirinden kavga etmesi ama taraftarlar ve bunun üzerinden para kazanan. İşte bu horoz kazanacak, ben buna bu kadar yatırım yapıyorum. Diğer horoz bu kadar kazanacak ama biri ölecek. Bu ölümden keyif alan, özellikle bundan para kazanan ve diğer tarafta gülen, onlar gerçekten insanlık dışıdır. Bizler ümmet noktasında birleşemiyoruz ve ders alamıyoruz. Hemen yanı başımızdaki Suriye ve Irak ne hallere geldi? Birileri bizleri birbirimizden ayırmak istiyor. Ama biz kenetlenelim ve kenetlendikçe de her söze kanmayalım, her denileni yapmayalım. Sağduyulu olalım ve akıllıca hareket edelim. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, Teknokent'in Ar-Ge çalışmaları hem sanayi alanda, hem girişimcilerin alanda, hem markalaşma alanda, hem de yerel tohumculuk alanında bir ivme taşı olmasını ve geleceğe yönelik bölgede tek söz sahibi olmasını konuştuk ve temennimiz de bu noktadadır. Türkiye'deki son yaşanan olaylara baktığımızda biz Kanalıf olarak 2 yıl önce 2 anneyi bir araya getirip ikisi de barış sözcüğünü kullanmışlardı. Türkiye'de huzur ortamı vardı, güven ortamı vardı, çözüm süreci vardı. Biz Türkiye'de tekrar annelerin gözyaşlarının akmasını istemiyoruz. Çünkü annelerin o gözyaşlarının yerini hiçbir şey tutmaz. Hiçbir şey o annenin gözyaşını geri getirmez. Türkiye'de artık kan akmasın diyoruz ve Siirt'te 8 askerimiz şehit edildi. Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.